orta koridora, iki takım da orta koridora bir yasaklamayla başladı. Zoe ve Azir. Zaten birazdan mavi taraftan bir Kalista yasaklaması da gelecek. Bu trend devam ederse, ki bu maç özelinde devam edebilir bu orta koridora yasaklama trendi. O zaman Taliye'yi alabilirse bir taraf diyecektim ki aldırmadılar. O yüzden cümleni başka şekilde aslında kurmayı... mavi tarafta Aurora olduğu için Taliye'ye ilk seçim yapabilirlerdi bu oyun özelinde. Hem Zico'dan almak için hem de Zico'nun yaptığı etkiyi Naru'ya yaptırabilmek için. Bir de açıkçası bu Camille Galio kombosunu en iyi yapan takım bence Team Aurora. Şu ana kadar her bütün takımlar evet, oynamaya çalıştı ama Team Aurora gerçekten kusursuz oynuyor. Ve o işleme başladıkları andan itibaren devamı da geliyor. Burada son yasaklamayı galiba göremedik ama yine... Kalista geldi de o kalır yani. Yani Galio da... Şimdi bu kadar şampiyon saklanmışken bence önemli bir noktaya gelecektir. Dün denedi bu arada YouTube Crew Galio oynamayı ama pek istediği verimi alamadılar ondan. Zico'nun stili mi tartışılır? Bence değil. Onu söyleyeyim. O biraz daha böyle hasar vuran şampiyonlar. Haritayı etki etme konusunda evet ama hasar konusunda hayır. Hasar konusunda biraz sıkıntıları var. Tam da zaten aynı yere geliyordum ben. Ama yine bu kadar şampiyon saklanmışken Zico'nun hemen Orianna'ya yetiştiğini gördük. Bir şekilde onun cebinden çıkartıyor bu kadar çok şampiyon saklanınca. Yine belki Zico tarafından bu tercihi görebiliriz. Belki Zico'nun yine iyi oynadığı... Korki'yi almak için Galio'yu yemleyebilirler Aurora'da. Bu da olabilir tabii seçim yasaklamak. Çünkü Zico hani geçtiğimiz senelerde de çok iyi bir Korki oyuncusuydu. Bir de Galio'ya karşı net bir kontrol olduğu için daha da rahat ettirebilirler. O zaman Zico da kendi kaynağını da çok rahat çıkarmış olabilir. Şimdi karşısında Noru var. Yani Korki çok iyi oynayan bir oyuncu zaten. Ona karşı nasıl duracağını ben biliyor diye tahmin ederim ama tabii şimdi bilmeniz bazen yeterli Galio olmuyor. Galio olunca duramıyorsun ya, biraz gücün yetmiyor gerçekten. Hani bilmeniz yeterli olmuyor çünkü yani işte şampiyon farkı, şampiyon faktörü ortaya geldiği zaman hani sizin bile belli başlı noktalarda eliniz kolunuz bağlı kalabilir. Evet, az sonra tekrardan seçim yasaklama ekranına dönüş yapıyor. Bence bu maçta olacağız. Bir şu anda Zico'da kameralara güzel bir kafa hareketiyle birlikte bakalım. Nereye kadar devam ettirecek bunu? Kendisini konuşuyorduk biz de biraz. Seni duymuş gibi Trial Barney. Bakalım kameraman mı kazanacak, Zico mu kazanacak? Ben şimdi oraya kilitlendim. Acaba Trial'e mi kızdı şu anda? Bir şey demedim ben ya. Hemen niye beni... Galio benim tazdım falan diyormuş. Yani hemen niye beni böyle hedef noktası gibi gösteriyorsunuz? Olmuyor ama kalp kırıyorsunuz. Evet, bakalım. Şimdi tekrardan seçimi yasaklamaya geri dönüyor olacağız. Onun dışında... Neler bekliyorsun? Bir sürpriz seçim var mı aklında? Senin ya, uzun süredir bir türlü görmediğin ama görmek istediğin. Ya keşke Malzahar gelse de gelmiyor işte. Bu arada Camille de yasaklandı. Gelince de sen durmuyorsun ki. Ama iyi oynasın Malzahar bu arada, iyi oynamak değil doğru oynamak çok değerli oluyor. Bu arada Camille yasaklaması geldi. Camille gelmese Vladimir çok değerli bir tercih olabilirdi Youth Crew için. Çünkü Pankin'lerini de çok fazla görmedik. Çok verimli de sanırım hiç oynamadı ya hatta Pankin. Net emin değilim ama Pankin'den hiç hatırlamıyorum Vladimir ama diğer tarafta Erlin tarafında ise ciddi verim aldılar Vladimir'den ve Camille'e karşı da hiç fena bir koridor aşaması geçirmiyor. Yani de saygı yasaklaması geldi Pankin'e. Nar yasaklaması geldi ve Team Aurora'da ilk tercih Tristan'ı. Biraz Madness'tan da kaçırmak istediler aslında. Madness da ne zaman açık kalsa Tristan'a ona yönelmeyi, çok büyük oranda da onunla oynamayı tercih ediyor. Muhtemelen bu durumda Caitlyn ya da Zaya gelecek zaten. İkisinden biri. Madness tarafından. Yani bayağı Madness'ı tanımışız ya artık. Aslında burada gayet iyi bir işe imza atıyor şimdi Youth Crew. Çünkü bu nişancı seçimini eğer ikinci aşamaya bırakırsa o senin bahsettiğin şampiyonların ikisi de muhtemelen yasaklanacak. Hem Caitlyn hem de. O yüzden o şimdiden garantiye almak bence Youth Crew tarafından yapılmış iyi bir tercih. Evet, iki takım da nişancılarıyla başladı. Bakalım şimdi ilk tercihler nereye gelecek? Şimdi bir tane koridoru hızlı ittirmek için bir desteğe ihtiyaç duyacak Youth Crew tarafı. Bu şu anki eşleşmelerinde Tarik olabilir. Tarik ile Caitlyn hiç fena ittirmiyorlar koridoru ve Tristana'yı kule altına sokmak da onlar için çok daha önemli olacak. Hem Tristana'nın güçlenmesini yavaşlatacaklar hem de o koridorda, yani Tristana ve Caitlyn'in karşılıklı olduğu koridorda ittirme avantajını alabilen koridor hem koridoru kazanıyor hem de bir anda alt taraftaki direkt o ejder objektifine de büyük bir şekilde yardımcı olmuş oluyor. Ama Aurora tarafı çok koridor ittirmeye odaklanmadı şu ana kadar. Braum tercihi bir tercih. Özellikle Sejuani'ye karşı yani ulti yanınızdan falan geçse bile kalkan açtığınız zaman hemen o kalkanı denk geliyor. Ve tabii o kalkanın da bayağı böyle bir emme alanı bayağı büyük, onu söyleyelim. Kapı gibinin. Bunlar biraz daha koridor yerine Sejuani'ye odaklandılar bu konuda. Evet. Ama Kasadin gelmese iyi olur. Burada Galio açık ve alınmadı hala. Onun yerine Zek tercih. Şimdi şöyle baktığımız zaman muhtemelen Aurora Galio'yu bir şampiyonla kombolamaya çalışacak. Bence onun için... iki taraf da yemliyor bu arada. Galio alın, Korki alalım şeklinde. Olabilir.
O noktada birazcık arayışa girdi ama baktığımız zaman 8.3 şemasında bir Jarvan tercih gelebilir. Jarvan da erken oyunda çok ağır bir yara aldı, onu söyleyelim. Zırhı 38'den 34'e düştü. Bundan belki çekiniyor olabilir diyeceğim Aurora ama zaten ormancı zek alarak da bunu da kapattılar. Yani koridorun bu arada rakibin üzerine yıkmak için iyi bir şampiyon alacağını ayarladılar. Aynı zamanda Zeke de çok iyi bir kontra ajanı. Hem ultisiyle hem ortumuyla. Zeke bütün yaptığı işleri bozabiliyor. İki işi birden çıkarmış oldular ajanı. Ha, ormancılar hiç sevmiyordur bu arada canayı ya, karşıda gördüm. Genel olarak ormancıların konsepti böyle rakibin içine dalmak üzerine ve canı her şeyi bozuyor konuda. Evet, ikinci yasaklama aşamasında Sion. Sion dün itibariyle bir anda girdi Vodafone Frizon şampiyonluk liginde. Önce vadiye, şimdi de yasaklamalar kısmına. YouTube'da yasaklamayı tercih ettim. Geçen haftadan beri bütün dünyada bir trend haline geldi Sion ve baya ciddi takımların önem vermeye başladığı bir seçim haline geldi. Bence hatta biraz geç bile kaldılar. Biz geçen hafta burada gerçi konuşmuştuk Sion'a sanki yeterli önem verilmiyor diye. Tabii Youth Group'un yasaklaması da onlar bir nevi kuşatma istiyorlar Caitlyn sayesinde. Kuşatmaya karşı da en önemli şey savaş başlatabilen mekanikler. Yani Sion'dan daha hızlı geleni var mı ben bilmiyorum. Yandan daha hızlı ve daha tank geleni yok yani benim bildiğim. Bakalım şimdi orada yasaklamalar Galio yasaklaması da geldi. Ha, bu noktada yine avantaj olan taraf Youth Crew, onu söyleyelim. Yani rakibin full komplosunu görme şansı olacak ve istedikleri bir koridoru rahatlatma şansları olacak. Son tercih onlarda olduğu için. Ama işte orayı hangi koridora bırakacaklar, bu çok önemli. Youth Crew genelde Zico'ya seçiyor ya. Zico olmadan önce Elvin'de seçebilirlerdi ama Zico varken Zico üzerinde kullanmak o kontrayı. Bu kadar çok orta koridor, üst koridor şampiyonu saklanmışken de yine belki Elvin'in ilerleyen bir Vladimir görebiliriz. Esnek diyebileceğimiz bir seçim aslında ama hani Zico'nun pek Vladimir'in açıkçası işi yok. Hani oynamak isterse de oynayabilir belki. Karar ona kalmış o noktada. Evet, Vladimir açık kaldı. Bakalım hangi takım seçecek, seçecek mi? Bunu şu anda göreceğiz. Youth Crew tercihini yapacak. Ve Ornn tercihi mi? Hayır, Vladimir'i seçtiler. Yani zaten Caitlyn varken orta oyunda Caitlyn'in hasar azlığını bir şekilde kapatmaları gerekiyordu. Vladimir de bu konuda belki de bir numaralı seçim. Tam o dakikalarda güçleniyor. Seviye 9-10-11. Tam onun dakikaları. Tam o dakikalar. Tam iki eşyadayken falan çok rahat ediyor Vladimir. Yani bir de kuşatma başlarında rakip takım sizin üstünüze gelmeye başlarsa eğer, Vladimir arkalarda sizin taşıyıcılarınızda çok büyük hasarlar verebiliyor. O stratejide ciddi manada bozan bir hareket. Tam olarak kombosunu gerçekleştirirse eğer, tam yani ultisini atıp işte kanal uzuna girip vesaire roket kemerle birlikte tek atıp hiçbir şey karışmadan çıkabiliyor. Doğru söylüyorsun. Tek atanları gördük zaten bir de bizim ligimizde. Hatta Mendes'in de başına, Mendes de bir tek yedi yani öyle bir Vladimir'den. Ve bir Corki tercihi daha geldi. Naru'nun ellerinde bir kez daha Corki'yi göreceğiz bu maçta. Şimdi bakalım Youth Crew Vladimir'i nereye gönderecek? Yorick, Caitlyn'le beraber aynı koridora koyarsanız muhtemelen o koridordaki kuleler teker teker anında gider ama açıkçası söz konusu Zeke olunca, orta koridor şampiyon saklamaları bu kadar fazla olunca Orianna bence de daha net bir tercih. Sen bahsetmiştin dedik ama erken. Baskı kurmak istedi bu arada. Orianna ile o baskıyı çok fazla kuramazdık Yorick ama şimdi baskı kurabileceği bir şampiyon var Zeke'nin elinde. Ya onlar Madness güçlenene kadar oyunu iki şampiyonla çok rahat tutabilirler Vladimir Cassiopeia ikilisiyle. Ondan sonra Madness'ın arkasına geçmeye başlayacaklar. Aurora tarafında ise iki tane geç güçlenen nişancı var. Kuşatma konusunda uygunlar. Önlerde iyi bir kitle kontrolü ve iyi tank ikilisi var ama sanki Youth Crew tarafı biraz daha avantajlı gibi gözüküyor bence. Cassiopeia tercihi bu da harika bir tercih oldu. Miyazmalar çok önemli, onu söyleyelim. Eğer miyazmalar bu oyunun orta dakikalarında istedikleri gibi gelirse oyunu uzatmak için bir şansları var. Evet, bakalım neler olacak artık. İlk maça geçme zamanı geldi. Takımlar hazır, kompozisyonlar hazır. Ve bu maçın sunumu için sözü de şimdi sunuculara bırakıyoruz. Analiz Masası'na teşekkür ediyoruz ve gerçekten muhteşem maçlar bizi bekliyor. Ama ilk olarak Team Aurora ve Youth Crew mücadelesini izleyeceğiz. Ve bugün oynanacak 4 karşılaşmada ben Christopher Tombalık Makarnam Yakınız. Yanımda Kaan Second Best Kural. Sizlerle birlikte olacağız. Kaan, seçim yasaklamaları gördün, neler diyeceksin? Analiz masası gayet güzel özetledi. Ben de Youth Crew'un kompozisyonunun bir tık daha iyi olduğunu. Sadece iki tane hasar kaynağı var çünkü Aurora cephesinin. Ve onlardan biri Tristan'a çok 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 geç açılacak. Yani oyunun 20-25. Dakikasına kadar sadece Corki'nin hasarıyla idare etmek zorunda kalacaklar. Çok kontrollü, çok akıllı, çok dikkatli oynamaları lazım. Zeke'in yapabileceği hemen hemen her şeye karşı bir Janna kontrası var.
seçim yasaklama ekranından Yiğit Kuru önde çıktı gibi ama biliyorsunuz seçim yasaklama ekranı sadece hani 100 metre yarışında çıkış takosları demek. Koşuyu nasıl koşacaklar onu göreceğiz. Evet, aslında iki tane böyle çok makro oynayan takım arasında seçim yasaklamadan çok üstün çıktılar ve bu maçta çok büyük avantaja sahipler diyebiliyoruz ama Yiğit Kuru ve Team Oral'ın güçleri de birbirine eşit duruyor. Yani Team Oral'a biraz daha bir arada oynayan bir takım ama ya bu kompozisyon gerçekten 25'ten önce rakip yani eğer Yiğit Kuru hata yapmazsa Oral'ın 25. dakikadan önce yapabileceği çok az şey var. Ve Vodafone Frizon Şampiyonluk Ligi'nde 6. hafta 2. günün açılış maçında Team Oral Yiğit Kuru karşı karşıya kimin kazanacağını düşündüğünüzü Twitch chat'e, Twitch sohbete 1 veya 2 yazarak oylayabilirsiniz. Team Oral için 1, Yiğit Kuru için 2 yazarak bu mücadeleyi kimin kazanacağını düşündüğünüzü bize iletebilirsiniz. Kaan, senin bir tahminin var mı? Yani seçim yasaklamadan önce Aurora'nın bir adım önde olduğunu düşünüyordum. Seçim yasaklamadan sonra ise Yiğit Kuru'nun bir adım öne geçtiğini düşünüyorum şahsen. Bakalım herhangi bir farklı başlangıç var mı? Pek yok. Her iki yüz koridorunda Doran Kalkanı ile başladığını görüyoruz. Her iki yüz koridorda daha fazla koridorda dayanmaya yönelik oynayacak. Ve tabii ikisinde de dizginsiz büyük kitabı olduğu için tutuşturla başladılar. Ama ben üst koridordan bir baskın gelmediği takdirde skor göreceğimizi pek zannettim. Ben de zannetmiyorum. Yani bu arada Team Aurora'nın bayağı bir defansif başladığını görüyoruz. 3 tane Doran kalkanları var. Ama son derece normal değil mi? Yani evet. Biraz evvel bahsetmiştik. İlk 25 dakikada Corki dışında kimseye güvenemezsiniz. Yani Tristan'ın hasarı ancak gıdıklar. Yani şöyle söyleyeyim, ilk 25 dakika itibariyle en ciddi hasar tehdidi Corki'yle birlikte Ornn. Yani durumun vehametini öyle özetleyelim istersen. Yani zaten izleyerek de bunu görebiliyoruz. Çünkü ormancısına yardım ettiği için Team Aurora'nın alt koridora gelene kadar zaten bütün minyonlar kuleye kadar ittirdi. O açıdan çok iyi ittiren bir ikili Caitlyn Jana. Artı Tristana'yı kule altına ittirmeyi tercih edersiniz. Çünkü Tristana pasifinden dolayı ekstra hasar verdiği için minyonları kule altından temizlemek çok daha zor oluyor. Aynen öyle. Bu arada oylamayı da Yiğit Kuru kazandı. %56'ya %44. Bakalım seyircilerimiz de bunu bilecek mi? Bu mücadeleyi bilecek mi? Güney'i başlayacaklar mı? Bayağı bir dürtmeyi başardı Madness orada. Gerek Farfetch, gerek Rain. Şu an zor zamanlar geçiyor. Elvin ile Panky arasındaki takaslar da devam ediyor. Tabii Vladimir bu takasları akıllıca oynarsa, yani takası yaptıktan sonra bir süre defansif kalmayı başarırsa canını çok daha iyi yenileyebildiği için başta takası kaybetmiş gibi gözükse de devam eden dakikalarda takası aslında kazanmış kabul ediyor. O yüzden evet. Eğer takasa giriyorsanız devam etmeniz şart Vladimir'e karşı. Aynen öyle. Yani kesinlikle sizin daha da üstün çıkmanız gerekiyor. Çok daha üstün çıkmanız gerekiyor ki aynen. O takas eşit gitti diyebilir. Peki Mojito hakkında neler söyleyeceksin? Gerçekten ilerleyen haftalar, daha doğrusu haftalar ilerledikçe yükselen bir performansı var onun da. Zico'nun gelişiyle beraber. Yani yükselen evet de o kadar alçak bir çıtadaydı ki. Yani gerçekten şu ana kadarki performans ciddi anlamda ayak kırıklığıydı. Evet ama haklısın, o performanstan Zico'nun gelişi. Şimdi orta koridor ve ormancının ilişkisi o kadar birbirine bağlı ki. Orta koridora hakim değilseniz, nehre hakim değilseniz ormancı adeta kapana kısılıyor. Açılmak Mojito'ya da yaradı, onu da söyleyelim. Ama ligimizdeki ormancı standartı o kadar yüksek ki Mojito'nun dezavantaj yaratmaması bile yeterli aslında. Yani ondan bir avantaj beklemiyorsunuz. Dezavantaj yaratmaması önemli. Evet. Rain de şu ana kadar koridorda elinden geldiğince dayanmaya çalışıyor. Minyon farkı 7'ye kadar çıkmış durumda. Bakalım buradan kaç tanesini alabilecek. Bu minyonu kaçıracak büyük ihtimalle. Bu arada agresif bir oyun geldi. Şimdi oraya Zek de geliyor. Wisdom'ın gelişiyle beraber Zeus'un ve Madness'ın sırça attığını gördük. Zeus şimdi zor durumda. Sırçlasıyor. Oo, çok güzel oyun Wisdom'dan. Müthiş oyun. Wisdom. Hem Zeus'u hem de Madness'ı birbirine çarptı. Bu ilk kan anlamına geliyor. Wisdom'dan o kadar harika bir oyun ki kimi kime çarptıracağını, kolları açılmıştı, çarptıracak mesafe değil. Sıçrayarak mesafeyi kapattı. Üstüne üstlük bu aynı zamanda 3. meydan dayağı yükü oldu. 4. meydan dayağı yüküyle bir kere daha sersemlediler ve skoru aldılar. Şeyi de takdir edelim bu arada. Farfetch de meydan dayağı yükünü bitirmek için sıçrayı attı ama esas güzel oyunu Wisdom yaptı. Kesinlikle öyle. Ama ben burada asıl başka bir şeye hayran kaldım Kaan. Team Aurora'nın bir şeye inandığı anda doğru şekilde harekete geçmesi. Çünkü gördük Rain bile anında roket atlayışıyla ileri gitti. Yani takım
bir bütün olarak hareket etmeyi başardı burada. League of Legends'da çok uzun süredir söylediğimiz bir şey var. Kötü karar... Şimdi verebileceğiniz bir sürü karar var. En iyi karar vermek tabii ki önemli. Ama bir karar... Kararsız, her şey kararsızdan iyidir. Karar kötü bile olsa, ideal olmasa bile bir arada yaptığınız zaman onu başarıya ulaştırma imkanınız var. Önemli olan bir arada doğru sinerjiyle yapabilmek. Bu arada bu yaptıkları... bir kere daha Zeus'u yakaladılar. Zeus'un sırçasının olmadığını biliyoruz. İki tane meydanda ayağı yükü. Üçüncü meydanda ayağı yükü. Dördüncü de geldi. Sırtrayla geldi Rain oraya. Skoru da aldı. Tristan erken sabahı güçsüz mü demiştiniz? Alın size 2-0 Tristan'a dakika daha 5. Bu arada ne kampladılar be? Ama Zac varken işte tam ondan bahsedecektim ve bu gerçekleşti. Yalnız... Burada bir avantaj var demiştik. Zac onu çok iyi biçimde geri çevirdi, takımına çevirdi. Şöyle, Zac'le ilgili en önemli sorunlardan biri, Anezmas'ı bahsetmişti. Can'a Zac'i çok rahat engelleyebiliyor ultulu kasırgası sayesinde. Ultulu kasırganın bekleme süresini çok takip edemedim o sırada ama... Zeus'un burayı, yani Zac tehdidine karşı... daha korumacı, daha defansif oynamadığını da söylemek lazım. Çünkü ikisinde de ultulu kasırga görmedik. Kesinlikle. Ve Zac olduğu zaman totemlemenizi de değiştirmeniz gerekiyor. İleride toteminiz yokken nehire inmemelisiniz. Hele ki sıçranız yoksa ve Janna gibi kırılgan bir karakter oynuyorsanız. Yalnız bu işte ilginç bir ikilem var burada. Koridoru itmeye çalışıyorlar değil mi? Evet. Tristan'ya. Koridoru itmek için ultulu kasırgayı kullanmanız lazım. Fakat karşıda Zac varken ultulu kasırga her zaman cebinizde durmalı. Biraz kendilerini tuzağa düşürdüler mi diyorsun? Aynen. Yani? Yani şöyle... Stratejinin bir tarafı iyi koridor itti meselesi ama o stratejinin bir de kötü tarafı var. Ultulu kasırga olmadığı zaman Zac kafanıza biner böyle. Evet. Bakalım ilerleyen dakikalarda Youth Crew biraz daha defansif oynayacak mı? Peki bir iyi haber daha var. İki skorda kimde kaldı? Rain'de. Daha iyi senaryo yok herhalde. Gerçekten öyle. Yani şu ana kadar alt koridora Wisdom'un attığı iki baskında iki skor çıkarmayı başardı burada Team Aurora ve... Her ikisi de Rain'de kaldı. Hep söylüyoruz. Normal şartlarda Zac tehdidine, Zac baskısına Can'a çok iyi cevap. Ama koridor ittirelim derken o defansif yeteneği kullanamadılar bir türlü. Evet. Bakalım bundan sonra koridor nasıl gidecek? Tristana için her şey çok daha rahat artık. Bu arada görüyoruz iki skor almış olmasına rağmen Minyon'da geride Rain. Aynen. Zaten bir dezavantajı vardı, onu yeni toparlamaya çalışıyor ki şu anda bile toparlayamayacak çünkü bir minyon dalgası geride olmasına rağmen 4 minyon geride. Onu söyleyelim. İki skor iyidir, boş ver evet, abi. Evet, evet. 700 altın abi. Gözün doysun. Biri de ilk kan zaten dediğin gibi. Evet. O yüzden daha da önemli. Bu arada rejimizden ufak bir rica, altın farklarına bakma şansımız varsa derken gerçekten leb demeden leblebi geldi burada. 800 altın. Fark var. Pardon 500 altın fark. 500 altın fark var. Alt koridor arasında 700 altın var skorlardan gelen. Gerisi de minyon farkıyla biraz daha Madness arayı yani 700'ü 500 altında tutmuş. Yani şu anda o minyon farkı sadece o farkı azaltmaya yarıyor. Biraz. Elvin. Tanki'ye bana kafa attırdı. Yalnız şeyin, Vladimir'in Matador şeyi yok değil mi kostümü? Tam Matador kostümü oldu. Gel boğa gel. Kırmızı kırmızı böyle kırmızı çekiyor. Kırmızı geldi direkt yaz kayaya kafa attı. Ya şey, her zaman skorları mı tekrar görüyoruz? Bu pozisyonun tekrarını göremez miyiz ya? Kayaya kafa atan bir şey Ornn. Önünden çekilen Matador. Farfetch de buz yanıklarını gayet iyi tutturuyor. Farfetch hakkında neler söylemek istersin bu arada? Gerçekten geldiğinden beri takıma bir şeyler kattı bence. Kesinlikle kattı. Rogue sezonu çok iyi girmemişti ama Aurora'nın yaşadığı sorunları veya çıkışını da Farfetch'in gelişine, tamamen Farfetch'in gelişine ya da Rogue'un olmamasına bağlamamak lazım. O da büyük haksızlık olur. Ama Farfetch'de Rain'in performansı yükseldi. Rain çünkü sezon başında gerçekten çok kayıp gözüküyordu. Hiç alışmamış gözüküyordu. Farfetch'de daha iyi uyum sağladılar ama her şeyin şu anda daha iyi olduğu belli. Buradaki sorun Rogue veya Farfetch'ten öte bir şey ama şu anda çok daha iyi durumlar orası kesin. Evet. Ve şunu da söyleyelim, geçtiğimiz hafta Rogue'un oynadığı tek maçta Team Aurora Galacticos'u yendi ve Rogue o maçta MVP seçildi, en değerli oyuncu seçildi. Ama biliyorsun genelde Galacticos maçları pek şey değil, ölçü kabul edilmiyor. Doğru diyorsun. Ama yine de hani Team Aurora'nın çok zor bir durumda olduğu mücadelede
Orada Rogue'un Ujano oyunu kritik rol oynamıştı. Aynen. Ama dediğimiz gibi ya, Galaktos pek ölçek değil. Farfetch Transform'un totemliyor şu anda. Bakalım oraya yaklaşan yalnız başka bir takım arkadaşı var mı? Yok. O totemin ömrü 10 saniye olacak. Mavi güçlendirme Mojito'da kaldı. Bu bayağı kötü haber. Ben görüş toteminin akıbetine bakarken... Ve hani bir Ryze bir Cassiopeia maviyi vermemenin çok ciddi problem yarattı iki şampiyon. Aynen öyle. Bu arada pozisyonu tam izleyemedim ama orada galiba Zico'nun suçu vardı. Çünkü Mojito'nun üzerinde zaten kırmızı güçlendirme var. İşte, evet, işte. İstediğin işte. Tekrar. Müthiş. Çok iyi ya. Bu arada sosyal medyada video oldun şu anda. Ama çok iyi değil mi ya? Bir de rejiye teşekkürler, açılı gösterdiler. Aynen. Tam matador ya, tam matador. Orta koridorda devam eden bir takas var şu anda. Zico ultisini kullandı. Naru arkasını dönmeye çalışsa da ulti yedi ama yine de burada Zico'nun hasarı Naru'yu öldürmeye yetmiyor şu anda. Naru'nun yaptığı biraz ayıp yalnız. Kendisinin mavisi var, rakibin mavisi yok, mana da yok. Ben bu takasa girerim abi dedi ve o takası kazandı. Geri dönmeye de zorladı. İşte bu tamamen mavi yüzünden kaybedilmiş bir takas ve şimdi kuleye yamulacak. Minyonlar. Sıfır manaya düştü. Cassiopeia geri dönmek zorunda. Mojito'nun da henüz herhangi bir yere baskın attığını görmedik. Artık 6. seviyeyi de geçti. Birazdan kutup saldırısıyla gelip ulti atan bir... Baskını geçti mi? Herhangi bir koridorda bile görmedik. Evet, orada görmedik. Hiçbir yerde görmedik henüz şu ana kadar. Yalnız şimdi alt koridora doğru yaklaşıyor. Orada takaslar da devam ediyor. Bakalım buraya gelecek mi? Ama çok iyi totemlemiş Timor'a. Bakar mısın ormanın mavi güçlendirme tarafına? Mojito'nun geçtiği her yeri görüyorlar. Wisdom geliyor. Wisdom çok iyi bir yerden gelecek. Zico'nun ultisinin olmadığını biliyorlar. Şu anda Zico sırçayı kullandı. Wisdom minyona çarptı Zico'yu ama. Burada Naru'nun çok yaklaşması mümkün olmadı. Mojito da buraya yakın şu anda. Wisdom zor durumda kalır mı acaba? Wisdom orada hemen ultisini kullandı. Mojito ile beraber uzaklara kaçtı. Orada riske etmek istemedi durumu çünkü Zico'nun ultisinin de gelmek üzere olduğunu biliyordu. Işınlan geliyor şimdi. Ornn geliyor arka tarafa. Mojito'nun başı belada. Mojito'yu yakalayacak burada. Ultisini kullandı. Çok güzel bir ultime hayır değil. Ama arka tarafta zor durumda olan bir Wisdom var. Wisdom son anda sıçrayla çıktı. Bu arada şifa geliyor Raiden. Wisdom'u kurtardı orada ama. Wisdom parçalara bölündü. Sabitlenen bir Farfetch var. Farfetch o da sıçrayla çıkmak zorunda kalıyor. Mojito şimdi arkaya geçecek mi acaba? Wisdom kurtaramadılar Wisdom'ı. Skor Yutkurum'a gitti. Madness kovalamaya devam ediyor şimdi. Ama Madness da başkalarını yakalayamayacak ve buradan üstün çıkan da Youth Group oluyor. Boot savaşında asıl değişmesinin sebebi Panky'nin çok kötü kullandığı Ornn ultisiydi. Panky Ornn ultisini daha iyi kullansa bu savaş çok daha farklı olacaktı. Bu arada Wisdom skorunu çarpla aldı Mojito. yerdeki o ne o çamur? Jöle parçalarına ya. Çarpı gönderdi. Bu arada Zico Naru'yu yakaladı bir kere daha. Miyazmasını da kullandı. Bakalım Naru buradan çıkabilecek mi? Son anda Valkyries ile çıkmayı başardı. Az önce Naru'nun Zico'ya yaptığını şimdi Zico Naru'ya yaptı. Manasızlığı cezalandırmak. İşte görüyoruz. Mojito savaşı devam ediyor çünkü... Mojito'ya atsa sanki daha iyi olurdu ama daha büyük bir hedef için çabaladı burada Panky sanki. Bence Mojito'ya atmaya çalıştı ama isabet ettiler. Yani açıyı ayarlayamadı. Ardından Elvin de biraz geç olmakla birlikte ultiyi attıktan sonra alan hasarı çok büyük. Mojito'yu izlemek lazım burada şu an. İçeri girmeden orada çok güzel bir iş yapıyor. Sharp hop işte bu kadar. Ama Panky eğer Mojito'yu tutturabilmiş olsaydı ultiyle bu savaşın akıbeti çok daha farklı olacaktı muhtemelen. Alt koridorda da fark giderek artıyor. O çok şaşırtıcı değil. Zaten iki skoru aldığı için artık Tristana için en zor ve en kötü bölüm geçti. Yani o 12 minyon fark çok kabul edilebilir bir fark. Wisdom yine çok iyi bir yerde bekliyor. Geleceği çıldı da totem yok. Dördüncü yük gelmedi Madness'ın üzerine ama şimdi Madness oraya bir totem bırakacak sanırım. Wisdom görüyor Madness'ı, bakalım atlayacak mı içeriye? Atlamadı. Çünkü... Mojito da yaklaştı. Evet orada bilmiyorlar. Wisdom içeri gelecek Naru ile beraber. Burada en azından kuleyi almayı başaracak Team Aurora. Bakalım Naru ile bir şey yapacaklar mı? Zico da geliyor arkadan. Wisdom zor durumda kalabilir. Kuleyi alıp buradan çıkmak isteyecekler ama son vuruş gelmedi kuleye. Farfetch'e yakalandı. Farfetch hoşça kal. Madness'a gitti skor. Bu da daha tehlikeli bir durum. Madness kovalamaya devam ediyor ama başka bir şey gelmeyecek. Maçın hemen başında hatırlıyorsun. Kararlılıkla ilgili bir şey söylemiştin. Aynen öyle.
İşte tam tersi örneği de burada gerçekleşti. Gittiler. Kulenin altına girdik ama... İlk kuleyi de kaybedecekler mi acaba? Monitor araya girdi şimdi. Wisdom araya girdi. Kuleye vurmaya devam ediyor Madness. İlk kule daha önemli ve Madness ilk kuleyi aldı. Madness Wisdom'u da aldı. İki skor birden. Madness son 30 saniyede iki skor birden yazdı Danes'te. Bu sefer de Aurora'nın kararsız ve kararsızlıktan öte yeterince hasarının olmamasının cezasını çektiler. Ne demiştik? Sadece iki tane iki hasar kaynaklar, biri 25'ten önce hiçbir şey yapmıyor diye. Bu kadar hasarsız kule altına giremezsiniz. Aynen öyle ve bir kule almaya çalışırken hem bir kule verdiler, hem iki tane skor verdiler Caitlyn'e, bir de üstüne daha ejderi veriyorlar. İşte burada yani kararsızlıktan öte yanlış kararı bir de uygulayamadılar. Yani. Aynen şu öyle. Anda herhangi bir şekilde hasar çıkmıyor Aurora cephesinden. Ve Youth Crew çok çok iyi değerlendirdi bunları. Youth Crew'u gerçekten tebrik etmek lazım burada ve şimdi maçın kontrolünü de ele aldılar. 2000 altında, 1700 altında öne geçmiş durumdalar. Şimdi birazcık belki azalacak o fark kuleyi alacağı için Team Aurora ama... Bu arada Minyon'da öldü, önde olduğu kadar skorda da yakalamış ve hatta bir asist farkla geçmiş aynen durumda Caitlyn. Bu kulenin alınmasıyla beraber altın farkı da 700 civarına geldi. Şu anda yalnız Aurora'nın özellikle orta koridor etrafında oynaması için ideal süre. Çünkü ilk büyük güç patlamasını yaşıyor Corki. Bu dakikalarda sadece Corki var zaten devrede. Ama üçlü kuvvetle önemli bir güç patlaması içinde şu anda. Totemle seviye atlamak da ne güzel değil mi? Güzel yemin. Bu arada Elvin bir kere daha aynısını yaptı. Bu sefer eksik olan tek şey Pengin'in duvara kafa atması. Ya bu olur tamam. Matadorluk yapıyor da duvara kafa atınca süper oluyor. O çok zevkliydi ya. Team orada bir şekilde bir cevap vermek istiyor. Wisdom'un alameti almasıyla beraber. Şimdi buraya yardıma gelen bir Naru var ama Mojito da burayı gördü. Ve yakında hem Zeus var hem Zico var. Bakalım bunu almaya... Burada tamamen inanacak mı Team Aurora? Zico yaklaştı. Zico'nun manası %100 değil bu arada. Bunu söyleyelim. Çar savaşı olacak burada. Ama Wisdom buradan gitti. Kim alacak? Alan Mojito oldu. Arka tarafta Wisdom bir kere daha düştü. 0-3 oldu. Naru zor durumda. Farfetch takımını kurtarmaya çalışıyor ama Youth Crew burada kovalamaya devam edecek. Farfetch bir kere daha öldü. Üst üste iyi oyunlar Youth Crew'dan. Ama aynı şeyi 4 kere 5 kere söylemeye gerek yok. Şu anda Aurora'nın kompozisyonu savaş yapamaz. Ancak Corki'nin içinde olduğu bir birebir 2-2 gibi şeyler yapılabilir. 3'ten fazla şampiyon geldiği zaman Corki dışında hiçbir şampiyonun savaşabilecek durum yok Aurora'da. Bir kule daha kaldı. Bu savaşları yapıyorlar kule kaybediyorlar. Youth Crew da gerçekten çok iyi değerlendiriyor. Bu savaşların hepsinden bir şey çıkardılar şu ana kadar. İşin ilginç yanı bu savaşları kendi... Onun ultisi geliyor bu arada. Seni bölüyorum sırça geldi Zico'dan. Tekrar İşin, yani... Yapıyorlar diyorsun. Youth Crew bir şeyler çıkıyor. İyi de savaşları isteyen, savaşları yaratan Aurora evet. Defansif oynaması gereken de Aurora aslında. Buna rağmen defansif oynamıyorlar şu anda. Bakalım ilerleyen dakikalarda bir şeyler değişecek mi? Alamet de kaybetmişlerdi az önce. Ve Alamet'i kazanan taraf Youth Crew orta koridor kulesini de alacak. Youth Crew için işler çok çok iyi gidiyor. Farfetch elinden geldiğince önlemeye çalışıyor burada. Tanki biraz önde duruyor. Alamet vurmaya devam ediyor. Mojito vurmaya devam ediyor. Mojito önde bayağı bir tankladı burayı ama minyon kalmadı. Bir vuruş daha Madness'tan. Bu arada imha rününü de harekete geçiremediler. 6 tane evet. Otomatik saldırı yapamadık değil mi? Sadece 3 yük gitti. Evet. İmha rününün yükleri yüklenseydi o kule düşmüştü. Aynen öyle. Kuleye vurmak yerine biraz rakibe vurdu Madness orada. Onun da etkisi var tabii ama bir sonraki minyon dalgasıyla bakalım alabilecekler mi derken Naru önde karşıladı bu minyon dalgasını. Zico kendi biraz zor pozisyona soktu. Zico'nun sırçası yok. Ama burada Elvin geliyor arkadan Elvin! Şahane bir ulti neler yaptın sen Elvin! Farfetch aldı. Orada Naru'yu da aldı. Elvin'den şahane oyun. Arka tarafta Mojito da Panky'yi katlediyor. Wisdom ve Rain buradan sadece kaçmaya çalışabilecek. Youth Crew yine muhteşem bir takım savaşı yaptı. Ve bu sefer kendileri istediler. Bu sefer kendileri istediler. Elvin harika bir yere ışınlandı. Kan vebasını 3 kişinin üzerine attı. Biri zaten taşıyıcı. Şu anda taşıyıcı da yok zaten doğru düzgün. Belli bir miktar canını aldıktan sonra zaten... Ya... İşte Elvin'e burada, odaklanmak lazım burada. İşte Youth Crew'un bir hatası daha. Burada oyalanmaya gerek yok. Canlar çok az. Elvin buraya geldikten sonra savaş çoktan bitti zaten. Hani canlar çok azken bile oyalanırken Aurora'nın bunun üstüne gitmesine gerek yok. Gerçekten gerek yok. Ama Elvin doğru yere ışınlanıyor. Kan vebasını yakalıyor. Şu anda zaten hasar çok sınırlı olan Aurora'da. Hasar kaynaklarından birini... belli bir oranda dürttüğünüz ya da canını azalttığınız zaman zaten savaş bitti.
Bu arada Madness'la Rain arasındaki fark da şu an eşyalara da yansımış durumda. Bir tarafta Ebedi Kılıç'ın eşyaları daha yeni alındı Rain tarafından ve hala eşya bitmedi. Öteki tarafta Madness Ebedi Kılıcını bitirdi ve bir sonraki eşyasına doğru başladı. Baron da hoş geldi. Ama ben bu maçta savaş olmadan Baron göreceğimizi zannetmiyorum. Ben de Aurora savaşmaması gereken yerlerde sürekli savaşarak başını belaya sokup bakalım. Moito! Naruya sıçrasını kullandırdı orada. Güzel bir ulti. Şimdi imhar ünlüyle beraber bu kulenin daha fazla hasar verecekler. Baron güçlendirmesi olmamasına rağmen Baron güçlendirmesi varmışçasına oynuyor şu anda Youth Crew. Caitlyn... Kuşatma dedin mi? Caitlyn'den iyisi var mı? Aynen öyle ve... Bakalım bu dördüncü kule oldu Youth Crew adına. 6000 altına çıktı fark. Yaz 1483 mü gördüm ben? Ben de öyle bir şey gördüm. İki eşyayla. Yani Youth Crew da gerçekten Madness'ın potansiyelini açığa çıkarmayı başardı bu maçta. Aynen. Caitlyn... Zeus biraz hata yaptı başlarda ama. Bu arada Janna da kızgın buğdanlığı da bitirmiş durumda. Caitlyn şu an, Caitlyn hep söylüyor, 3 eşyayla devreye giriyor diyor ama kuzgun buğdanlığı sayarsak bu 2 eşya Caitlyn'in devrede olduğunu söyleyebiliriz. Aynen öyle. Ki Team Aurora cephesine baktığın zaman orada kızgın buğdanlık alacak bir şampiyon da yok. Evet. Bu arada Vladimir de gerekli eşiği aşmış durumda. Roket kemer ve Liandry'nin eziyeti var. Zaten Vladimir oldukça hakime Elvind. Bu sezon Elvind'in performansını çok eleştirdim ama Vladimir oyunları ve son haftalarda yükselen performansı oldukça etkileyici. Bu maç gerçekten çok da iyi bir performans sergiledi takım savaşlarında. Zico da bu arada James Bond olmuş. Ama Zico'nun en hayran olması yönü takımının neye ihtiyacı varsa ona da dönüşebiliyor. Yani normalde çok agresif bir oyuncu olarak biliyoruz onu ama gerektiği zaman görev oyuncusu olmayı da biliyor. Aynen. Ki yani şu aşamada Cassiopeia ile çok agresif olmaması gerektiğini de farkında. 300 duruyor şu an. Madness de gelmişken bir okyanus ejderi arayayım dedi. Bir daha bir okyanus ejderleri var. Bir sonraki ejder de okyanus olacak. Orada Moito'nun üzerine atılan bir Wisdom var bu arada. Naru oraya inanacak mı acaba? Farfetch geldi. Evet yakalamayı başardılar Moito'yu ama Zico da burada. Güzel bir ulti Farfetch'ten. Şimdi Zico'dan ulti geldi ama Moito hala önde yakalanmış durumda. Rain oraya atladı. Onu almayı başardılar. Zico'yu da alacaklar burada. Zico hoşçakal. Bir anda hata yapan tarafın Youth Group olduğunu görüyoruz. Madness ilerlemeye devam ediyor. 1907 Fenerbahçe maçından bu sahneyi hatırlıyoruz aslında. Bakalım Baron'a karşılık daha fazla kule vermeyi göze alacak mı burada Team Aurora? Evet, Baron'a başlamış durumda. Naru gelmeden yapamazlar. Naru gelmeden deneyecekler. Baron'u durdurmayı deneyecekler. Farfetch'in çok az canı var. Farfetch'in buradan uzaklaşması lazım. Wisdom'un canının da çok fazla olmadığını söyleyebiliriz. Şimdi buradan çıkmayı mı deneyecekler acaba? Elvin geliyor. Orn ultisi geldi. Panky kime kullanacak bu ultiyi? Panky burada Madness'a kullandı. Sırçayla beraber güzellere kaçtı ama Elvin durur mu hiç? Bırakmam seni dedi. Skoru da almayı başardı Elvin burada. Öteki tarafta bir çalıda 4 tane Team Aurora oyuncusu. Elvin de onları yakalayacak. Bu sahne bakalım Elvin'in onları yakalaması mı? Onların Elvin'i yakalaması mı olacak? Elvin sersemledi. Güzel bir ulti Zustan. Elvin'den kronometre geliyor. Çok güzel oyun Youth Crew'dan. Bir anda 2 skor birden Rain'e düştü. Arka tarafta ama Madness almayı başaran bir Naru var. Naru burada daha fazla skor çıkarabilecek bir Zustan kovalıyor. Evet burada Naru son anda bir skor daha almayı başardı ama savaşın yıldızı ekranlarda gördüğünüz 3'te 3 yapan Elvin. Çünkü Youth Crew'u çok zor bir durumdan kurtardı. Ve katliam aldılar. Elvin de Vladimir'in alan hasarıyla nasıl paramparça edebileceğini, kan havuzu ve kronometre zamanlamaları doğru yaptığı zaman nasıl rakibi sadece Orna değil tüm rakibe matadorluk yapabileceğini gösterdi. Harika oynadı Elvin de orayı gerçekten. Kronometre zamanlaması da mükemmeldi. Mükemmeldi. Hem kan havuzu hem kronometre zamanlaması mükemmel. Bu arada bekliyorlar canlansın diye Madness ve Zeus. Evet. O yüzden bitirmiyorlar. Canlandı evet, evet şimdi. Çok güzel oyun Youth Crew'dan. Böylece 5 kişi de birden olacak Baron güçlendirmesi. İşte tekrar görüyoruz. Elvind'i gördükleri an çıkmaları gerekiyordu oradan. Zaten 2 kişinin canı sıfıra yakın. Onlar var kabul edemez. Bu savaş 3'e 3 gibiydi. Elvind doğru yerde sıçra.
Daha sonra zaten kan vebasını patladığı zaman otomatikman skor geliyor. Burada 4 kişiler ama aslında 2,5 sayılar. 2 tane evet. Şampiyonun canı o kadar az ki. Elvin burada kan havuzunu kullanıp aralarına girdiği zaman zaten otomatikman düşüyor Mojito. Zeus burayı harika oynuyor. Geliyor hem can veriyor hem rakipleri uzaklaştırıyor. Elvin bir kere daha bekleme süreleri geldikten sonra hasar vermeye devam ediyor. Naru çok doğru yaparak en azından Zeus'u alayım dedi. Çünkü Elvin'de alma şansı olmadığının farkında orada. Yani burada Elvin'in yaptığı kritik bir hareketten de bahsetmek lazım. Orada Wisdom'un çok az canı vardı başta. Wisdom'u direkt olarak öldürerek ona uygulanacak kitle kontrollerden bir tanesini azaltmış oldu. Ya Kızıl Havuz'a girdiği zaman Kızıl Havuz çünkü bulunduğu yerde de hasar bekliyor. Zaten direkt düştü Wisdom. O kadar az candaydı ki. Aynen öyle. Altın farkı 9000'e dayandı. Baron güçlendirmesi var. Bir de 3 eşyayı geçmiş bir Caitlyn'iniz var. Ve esas bir tane üst koridorda bir Vladimir'iniz var. Rakip üst koridoru 3 seviye fark atmış durumda. 3 seviye. Şu an oyunda da en yüksek seviyeye sahip isim Elvind. Tamam da yani 16'ya 13 nedir ya? Çok fena bir fark. Bu arada Pank'in nişancısıyla aynı seviyede. O da aslında ayrı dramatik bir durum. Aynen öyle. Yani Team Aurora'da seviyesini toparlayabilmiş tek isim zaten Naru gibi görünüyor. Oo, bu arada önde yakalanan bir Farfetch var. Miyazma da geldi altına. Farfetch çıkamayacak burada. Ölmeden önce hemen ultisi attı. Yalnız ilk kez çok şahane bir ulti geldi Panky'den. Panky'nin bu ultisi 4 kişi havaya kaldırdı ve Elvin'i aradan çıkarmayı başardı Team Aurora. Buraya kadar skorunu da altını da aldılar ama. Ama Madness şu an çok daha büyük bir tehdit. Aynen, hele kuşatma durumunda. Bir düz vuruşla bir anda birinin canını, taşıyıcılardan birinin canını %50'ye bile indirebilir. Öyle bir avantajı var. Dikkat etmesi gerekiyor. Team Aurora'nın burada. Naru şansını deneyecek mi? Bir anda Madness ona vurdu ve orada bayağı bir hasar yedi Naru. Kovalamaya devam edecekler mi acaba? Tabii Farfetch olmayınca çok fazla kitle kontrolleri kalmıyor. Çünkü Panky'nin ultisi de yok. Yalnız sadece işte Wisdom'a kalıyor iş. Tuzakları yerleştirerek, yani Caitlyn kuşatmada o kadar değerli bir şampiyon ki gerçekten. O minyon dalgası biraz geride kaldı. Naru orada Volkris'ine güvendi ve sersemleyerek geri döndü. Caitlyn biraz fazla hasar aldığını görüyoruz. Minyon dalgası geldi şimdi. Bu kuleyi almayı başarabilecekler mi? 2 minyon var hala. O 2 minyonu alamadı bir türlü Team Aurora. Şimdi çarpla aldılar ama yetmedi. Kule düşüyor. Bir türlü o minyona vurmadı Team Aurora. Işınlan geliyor şimdi Elvind'den. O da alt koridora gelecek. Rahat bir inhibitor. Wisdom. Wisdom içeri atlamadı. O inhibitoru bir türlü alamadılar. Farfetch. Farfetch'ten çok yalnız, güzel bir oyun ama. Madness'in buradaki sabrına dikkat ettin mi? Bir otomatik vuruş vardı. Aynen. Elastik sapanı kurduğunu görünce Sekin hiç gerek yok şimdi artık. Aynen öyle. Genelde çoğu oyuncu orada ya bir tane vurayım ne olacak diye açgözlülük yapar. O açgözlülüğü yapmadı Madness. Bu arada eskiden olsa Madness de yapardı. Onun da kendini bu konuda çok geliştirdiğini görüyoruz yani. Yan tarafta Wisdom kötü durumda kalmış. Elvind onu birazcık orada oyaladı. Bu arada kapanlar bu sefer alt koridorda. Aynı kuşatma mantığı. İmhar ününün etkisini de görüyoruz bu arada. Youth Crew daha fazla zorlamayacak burada. Baron güçlendirmesi de zaten sona erdi. Yalnız bu alevi alırlarsa Kadim Ejder çıkmayacak. Bir okyanus daha gelecek çünkü 29'dan önce aldıkları için. Sanki biraz daha bekleyebilirlerdi ya. Gerçi maçın oraya kadar uzayacağını düşünmüyor olabilirler. Bence uzamayacak zaten de. Madness bu arada direkt civa yatağını aldı. Ya maçın bu anı için çok doğru bir tercih. Aynen. Yani rakipteki zırh değerlerine bakınca aslında bir tane zırh değişme eşyası bence daha iyi olabilirdi şu aşamada. Hani civa yatağın evet iyi ama bence son fısıltı Lord Dominic Efendi'nin hürmetleri daha iyi bir seçim olurdu civa yatağına oranla. Doğru ama şu anda Youth Group'un çok fazla üstün olduğunu biliyoruz ve ölmemek biraz daha önemli onlar için sanki. Özellikle Madness'ın ölmemesi. Tabii bakalım o civa yatağının bir etkisi olacak mı? Belki Madness bir yerde yakalanacak ve sonra kaçacak derken tam bu gerçekleşiyordu. Bakalım Madness buradan çıkabilecek mi? Hemen oraya takım arkadaşları geldi. Zor durumda olan Madness var. Şimdi kullandı o civa yatağını. Arka tarafta Madness hasar vermeye devam ediyor. Farfetch orada Madness'ı önlemeye çalışıyor. Mojito çok fazla hasar aldı bu arada. Elvin de araya girecek mi acaba? Olmadı. Tek tarafa dönüyoruz. Şimdi Madness
Mendes'i kurtaramadılar. Reign skoru aldı. Bir de Zeus ölecek. Arka arka iki skor Reign'den. Ama Elvind... öteki tarafta Panky almayı başaran bir Elvind var. O Elvind'le kim baş edecek? Bu arada Naru üstü tutmak zorunda. Yani bu savaşı birazcık eksik yaptı Team Aurora. Buna rağmen burada Reign'e iki skor vermeyi başardılar. Yalnız Farfetch orada öyle bir pozisyon aldı ki hiçbir şeye vuramadı Madness. Çünkü sadece Farfetch'in kalkanı vardı önünde, kapı gibisi vardı. Bu elinde yaklaşılmaz bile, öyle söyleyeyim. Zaten yaklaşan ölüyor. Evet. Ekran grileşiyor bir anda. Abi kırmızı bir şey vardı bir anda, sonra renkler gitti. Bu arada 15-9 skorda geride oldukları bir maç için 6-1-3 oynayan Reign'in performansı da en azından kağıt rakamsal olarak çok çok etkileyici. 9 skorun tamamında var. Üstüne üstlük 9 KDA. Evet, şu ana kadar Tristana olarak iyi pozisyon aldığını söyleyebiliriz, evet. Savaşlarda da. Gerek koridorda olsun, gerekse de mesela az önce Baron geliyor. Mavi güçlendirmeyi bırakmayacaklardı ama Naru çalmayı başardı. Sağ olsun fosfor bombası. Baron geldi. Bakalım burada Team Aurora bir cevap verebilecek mi? Yalnız Wisdom kendini kötü pozisyona soktu. Hemen orada sıçrayla çıkıyor. Moiton'un ultisinin boşa gitmesine yol açtı. Tabii kendi ultisi de boşa gitti burada. Warmog var yalnız, anında canını dolduracak. Başladılar. Daha işleri de unutmayalım. Yalnız 3000 can, 2000 can, 1000 can aldılar mı Baron'u? Şimdi ulti geliyor, ulti sadece Zeus'a çarptı ama arkadan Farfetch'in de ultisi geldi. Farfetch burada iyi bir yerde durdu. Arka tarafta Wisdom ölmek üzere. Elvind ve Monito Wisdom'un başındalar. Öteki tarafta ölen bir Zeus olacak mı? Evet, Zeus oldu. Zeus ve Wisdom öldü. Birer kişi düştü şu anda takımlardan ama Tristana gidiyor. Ölmeden önce Zico'yu almış olsa da bu skor yetmeyecek. Bir anda yine 3-3 yapan bir Elvind. Reign'i katlettiler. Reign'i katletmeleri bu maçın son anlamına geliyor artık. Youth Crew mücadeleyi bitirmeye gidiyor orta koridordan. İşte sadece iki tane hasar kaynağınız olunca yetmiyor bir yerde. Hele 18. seviye olmuş, yani 5.5 eşyaya ulaşmış bir Vladimir'e hiçbir şey yapamıyorsunuz. Nitekim yani takım savaşında Onur aslında hiç fena bir pozisyon almamıştı ama rekabet bile edemediler. Naru da Elvind'i öldürmeye çalışıyor. Elvind'den bir Zonya geldi. Alabilecek mi? Yetmedi Madness. Madness maçın bitiş skorunu burada alıyor ve güzel bir galibiyet Youth Crew'dan. Seçim yasaklama ekranında yakaladıkları avantajı neredeyse maksimum kullandılar. Aslında Wisdom olağanüstü başlamalarını sağladı. Alt koridordan iki tane skor almasını sağladı Reign'in. Ama Reign ve Wisdom'ın genel hem maç başı hem maç geneli oyunlarına diğer takım arkadaşları ne kararlarda ne oyun genelini etki konusunda pek yapamadı.